Benim insanım seçimlerde onların istemediği yerlere oy verip de onların istemediği sonuçlar çıktığı zaman bidon kapalı dediler benim insanıma. Çıktılar dediler ki dağdaki çobanla benim oyun bir mi olacak dediler. Ama benim milletim onlara o cevabı verdi. Millet onlara iktidar vermedi. Millet onlara o gücü vermedi. Millet onlara o yetkiyi vermedi. Ama onlar kendilerini doğuştan yetkili, doğuştan iktidar gördükleri için nasıl olur dediler ya. Nasıl olur da biz iktidar olamayız da bunlar iktidar olur. Ama asıl olan ne biliyor musunuz? 326 eşittir 35. 35 milletvekiliyle BDP 10 dakika konuşurken 326 milletvekiliyle AK Parti 10 dakika konuşuyor. MHP 10 dakika konuşuyor 55 milletvekiliyle, 326 milletvekiliyle AK Parti 10 dakika konuşuyor. Onlar 224 kişi 30 dakika konuşurken AK Parti 326 kişiyle 10 dakika konuşuyor. Zulümdür bu. Vicdansızlıktır bu. Adaletsizliktir bu. Bu zulüm, bu adaletsizlik devam edemez dedik. Ve 2004 yılından, 2002 yılından beri de AK Parti bunlarla uğraşmış. Demiş ki ne olur gelin düzeltin. Her seferinde oyalamışlar. Bakalım edelim bilmem ne yapalım. En son getirilen düzenleme bu kavga ettikleri, kürsüyü işgal ettikleri, muhalefetin sesini kesiyor dedikleri var ya. 326 milletvekiliyle AK Parti 10 dakika konuşsun. 224 milletvekiliyle siz 15 dakika konuşun. Bu ne demek biliyor musunuz? Biz bir konuşalım, siz iki konuşun. Beğenmediler. Çünkü onlar özel. Çünkü onlar farklı. Özellikle CHP'ye söylüyorum. Onlar beyaz, biz zenciyiz çünkü onların anlayışına göre. Nasıl olur da onlar da biz eşit oluruz canım? Onların iddiasına göre onlar Cumhuriyeti kuran partiymiş. Hadi canım sen. Cumhuriyet kim sen kim? Demokrasi kim sen kim? Eşitlik kim sen kim? Adalet kim sen kim? Bunlara razı olmadılar ve kürsüyü işgal ettiler. Milletvekilimiz Sayın İlhan Üçer'e teşekkür ederim. Münafıklığın alameti üç müdür? Birincisi nedir? Söz söylediği zaman yalan söyler. İki, söz verir sözünü tutmaz. Üç, emanete ihanet eder veya ettirir. Biz münafık değiliz. Biz emanete ihanet... Bu millet susar, bekler, günü gelince hesabını görür. O kürsüyü işgal edebilirsiniz. O kürsüyü işgal etmeyi nefretle kınıyoruz. Orada yaşanan milletin iradesinin olduğu o kürsü var ya, o kürsü hakikaten kutsal bir kürsüdür. Hep söylüyorum. Çamarı'daki Hasan Dayı'nın kürsüsüdür o. Güneydeki Aydoğdu'daki Fatma teyzenin kürsüsü o. O kürsü namus. Dokunamazsın. Kirletemezsin. Kirletmezler, kirlettirtmeyiz. İlla ki anlayacağın dilden konuşulması gerekiyorsa onu da konuşuruz. Değerli kardeşlerim, onun için ülkenin tek ve en büyük faşist partisi de CHP. Selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Milletvekilimiz Sayın Nihat Zeybekçi'ye biz de çok teşekkür ediyoruz. Ağzınız